Koronavirüsün artmasında en önemli nedenlerden biri toplu taşıma. Ancak hala kademeli mesaiye geçiş sağlanamadığı için toplu taşıma kalabalıklarının da önüne geçilemedi. Uzmanlar kademeli mesainin kamuda olduğu gibi özel sektörde de hayata geçirilmesi görüşünde. Arkadaşlar iyi akşamlar. Yolcu otobüslerinde ayakta yolcu sayısının 1/3 oranında yolcu kapasitesi alabilir. Özel sektörün yeterince bu konuya özen göstermeyeni düşünüyorum esnek ve kademeli çalışmaya. Özellikle mavi yaka olarak ifade ettiğimiz yani bedenen çalışan vatandaşlarımız için de kademeli çalışmanın gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Esnek mesailer hem kamu sektöründe hem özel sektörde maksimum uygulanmalı. Buna henüz alışılamadığını görüyoruz. Restoranlar ve kafelerde yoğunluk azaltıldı. Ama asıl yoğunluk mesaiye gidenler nedeniyle toplu taşımada yaşanıyor. Uzmanlar, bilim insanları da virüs tedbirleri için bu kalabalığın azaltılmasına dikkat çekiyor. Bunun için de en önemli çözüm özel sektörde kademeli yani esnek mesai. Kalabalıklaşma nedeniyle ben toplu taşınmanın Türkiye'de en az ikinci sırada olduğunu düşünüyorum. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, virüsle kalıcı mücadele için kademeli mesai şart dedi. Sadece ikiye bölerek bu iş olmaz. Örneğin 7.30'dan başlayıp saat 10'a kadar en az 5'e bölünerek mesai başlangıçları insanların toplu taşımada daha seyrek ortamlarda ve daha kurallara uyarak gitmesi sağlanmalı. Esnek mesailer hem kamu sektöründe hem özel sektörde maksimum uygulanmalı. Buna henüz alışılamadığını görüyoruz. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan'dan da fabrika gibi yerler için kademeli mesai uyarısı geldi. Örneğin 7, 8, 9 gibi başlansa, farklı zamanlarda servis yoğunluğu olsa, yemek farklı zamanda yiyilse enfeksiyon riskini azaltması mümkün. İlhan toplu ulaşımdaki yoğunluğu azaltmak için belediyelere servis önerisi getirdi. Şimdi okullar olmadığı için servisler de olmayacak. Örneğin belediyeler bu okul servisleriyle bir anlaşma yaparak daha nüfusun yoğunluğunu azaltma yoluna gidebilirler. Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde mesainin yoğun olduğu saatlerde servis kalabalığı azaltılabilir.